Benim adım Henry Louis Gates. Harvard Üniversitesi'nde profesörüm. Genetik alanına ilgi duymaya 9 yaşında başladım. O gün dedemin cenazesi vardı. Öylece durdum ve onun naaşına baktım. Neden o kadar beyaz göründüğünü anlamaya çalıştım. Genetik bilimini kullanarak ancak 40 yıl sonra yanıtımı alabildim. Bilim insanları Y kromozomunu inceliyorlar. Unutmayalım. Genomumuzda 23 kromozom çiftimiz bulunuyor. Erkekler Y kromozomunu babadan alır. Y kromozomu erkeği erkek yapandır. Bütün erkeklerde ortak olarak bulunan bir izdir. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz kişiye özgü genetik bir işaret ya da parmak izi gibi. Benim Y kromozomu incelediklerinde şunu buldular. Deden bir beyaz gibi görünüyor çünkü onun dedesi beyaz bir adammış. Diğer bir de işte benim dedemin dedesi bir İrlandalıymış. Evet bu doğru. Ben de O'Neill haplotipi olduğu ortaya çıkıyor. O geni babamdan almışım. Babam da kendi babasından, o da kendi babasından almış. Hatta bu bütün İrlandalı erkeklerin yüzde sekizinde bulunuyormuş. Bir İrlandalı benim en büyük siyah atam olan Jane Gates ile bir ilişki yaşamış. Ben de onun soyundan geliyorum. Mitokondriyel DNA'nın kadında erkek de olsanız size anneden geçtiğini biliyoruz. Bu DNA sizin binlerce yıllık geçmişinizi gösteriyor. Mitokondriyel DNA ile yıllar önce bir İngiliz kadının siyah bir köle tarafından hamile bırakıldığını anlıyoruz. Üçüncü bir karma testle ...genomunuzdaki 1 milyon durumdan yüzde kaç Afrikalı, yüzde kaç Avrupalı, Amerikalı veya Asyalı olduğunuzu anlayabiliyoruz. Hatta bu test 500 yıl öncesine kadar geri gidebiliyor. Gerçekten harika bir yöntem. 500 yıl öncesi yani Christophe Colomb'un Amerika'yı keşfine kadar gidebiliyor. Bu... Karışık test gösteriyor ki ben %50 beyaz, %50 siyahım. Genetik bilimi yalnızca sizin soy ağacınızı veya kişisel geçmişinizi göstermez. Aynı zamanda bütün insanlığın tarihini de anlatabilir. Şimdi nasıl görünürseniz görünün. İster Asyalı olun, ister siyah olun, ister Latin, beyaz veya Avrupalı olun, 60 bin yıl önce bütün atalarımız siyahtı. Hepsi siyahtı ve Doğu Afrika'da yaşıyorlardı. İşte burası da cennetin genetik bahçesiydi diyebiliriz. Cennetin bahçesinin nerede olduğunu öğrenmek ister misiniz? Doğu Afrika'daydı. İnsan türü orada evrimleşti. Nedenlerini bilmesek de 60 bin yıl önce bazıları oradan ayrılmayı tercih etti. Hepimizin ailesi var. İnsanlar niye ayrılırlar bilirsiniz. Kız kardeş ve abi birbirine kızar ya da birbirleriyle tartışırlar. Yeter artık dayanamıyorum ben gidiyorum derler. Yalnızca yaşadıkları köyden değil bütün Afrika'dan ayrılıyorlar. Orta Doğu'dan Hindistan'dan geçerek Güneydoğu Asya'ya gidiyorlar. Bu binlerce yıl sürüyor. 20 bin yıl sonra aynı topluluk kuzeye gidiyor. Bugün onları Avrupalı olarak tanıyoruz. Güneydoğu Asya'ya gidenleri de Çinli veya Japon olarak. 15 bin yıl önce buz devri geldi. Peki o zaman insanlar ne yaptı? Ha kuzeyi terk etti ve yine güneye göç ettiler ve buz devri geçtiğinde yeniden bütün dünyaya dağıldılar. İnsanlar beraber göç ederken eğlenceli şeyler olur. Mesela birbirleriyle kaynaşırlar. Genetik köyünde tanıştıkları karşı cinsle birlikte olup nesilden nesile aktarılan genetik mutasyonları paylaşırlar. Bu da baba ve anneden çocuğa geçer. Dolayısıyla genetik mutasyonları paylaşan insan toplulukları ortaya çıkıyor. Biz de bu izleri takip ederek insanların 60 bin yıllık tarihinin izini sürebiliriz. Ta Afrika'dan çıkan ilk insan gruplarına kadar. Bana yapılan testlerin hepsini sizlere de yapabiliriz tabii ki. İlginç sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Mesela baba tarafından İrlandalı, anne tarafından İngiliz olduğumu öğrenmem gibi. Ne kadar ilginç, öyle değil mi?